Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümevarım 3 testlerindeki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Evde deprem ve diğer kazalara karşı eşyaları duvara sabitleriz. Kısa kenarı 50 cm uzun kenarı 200 cm olan yağın yüzeyi de ABCD dikdörtgeni biçimindeki giysi dolabı AD kenarı üzerinde şekil verdik gibi duvara sabitlenmiştir. Evet burası 50'ye burası kaçmış arkadaşlar? 200 santimetre olarak verilmiş. Giysi dolabı sabitlenmemiş olsaydı şekil 2'deki biçimde devrildiğinde duvar üstündeki A noktasının yerden yüksekliği 40 santimetre olacağına göre arkadaşlar şu şekilde buradan yerden yüksekliği 40 santimetre olacağına göre hocam şunu şöyle çizecek olursak zaten niye çiziyoruz? Bu zemine dik bu zeminin buraya uzun uzatlığı şurası 50 olduğundan E3 4 5'in 10 katı olduğundan burası 30 mu yaptı? Evet Bizden ne isteniyor? C noktasının yerden yüksekliği isteniyor. Arkadaşlar C noktasının yerden yüksekliği zemin buraya olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. E ben şunu buluruz artık bulurum artık. Şuradaki uzunluk kaçtı? 200 değil miydi arkadaşlar? Evet. Burası 3 4 5. Bu dikdörtgen şeklindeydi. Şuradaki açı kaç derece? 90 derece. Alfa betalık üçgen değil mi? 90'lar havada uçuşuyor. Hocam burası da 90. Şuraya ben bir alfa dersem burası betaysa burası da alfa oldu. Burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 50 iken 90'ın karşısı 200. 50 bölü 200 2 eşittir. Burada bizden x isteniliyor. Alfanın karşısı yani buradaki alfanın karşısı 30 bölü x'e eşittir arkadaşlar. O zaman burada kaç katı? 4 katı 4 katı. O zaman burada x kaç yapıyor arkadaşlar? 120 yapıyor. Cevabımız böylelikle e dremit çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Kardeşim eşitlik var. Eşitlik olduğunda ne gelecek aklımıza? Hocam orta taban. Öncelikle tabi şurayı bir yazalım. Hocam burası 4K iken burası kök 3K olarak verilmiş. Hemen yazalım. A'dan H'ye yan attı 4K. A'de kök 3K olarak verilmiş. Orta tabanı çizerken ne yapacağız? İki ihtimal var. Ya buradan paralel çizeceksin ya buradan paralel çizeceksin. Hocam şuradan bir çizelim istersek. Üçgen en azından 90'da kullanmış oluyoruz. Dik üçgen çıkıyor direkt karşımıza. Hocam buradan orta taban çizdin. Şuna paralel çizdin. 4K ise burası ne oldu? 2K oldu. Şurada bir Pisagor oluşturursak 2K kök 3K Pisagor'dan dolayı burası da K olmaz mı? Evet e bizden ne isteniyor? Açı isteniyor. Açıya yoğunlaş o zaman. 90'ın karşısı 2K iken hangi açının karşısı K'dır? 30'un hocam. E şunlar da birbirine paralelde bir Z kuralı yok mu burada? Evet. Bakın şurası 30 ise Z'den dolayı alfada kaç yapar? 30 yapar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre BC x kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi bu çap merkez burada. Arkadaşlarım merkez varsa e, kiriş uzunluğu da varsa ne yapıyoruz? Çektik. Hemen çektik diki. Ne yapıyor bu? İki eş parçaya böldü. 4, 4. E hocam bunun tamamı 12 idi. Alt tarafta 12. E bu da yarı çap. Bu da yarı çap olduğundan tamamı 12 ise bunlar da 6, 6 oldu mu? Oldu. E yarı çap uzunluğu 6. Arkadaşım yarı çap da belli zaten. E, sıkıştığın zaman en etkili silahın neydi senin? Hocam yarı çap çizmek. E ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdin yarı çapı. Çizince a buradaki Pisagor'dan şurayı bulabiliriz. Yani şuraya bir a diyecek olursam a kare neye eşittir? 6'nın karesi eksi 4'ün karesi 36, 16 çıktı. 20'ye eşit oldu. A da buradan kök 20'ye eşit oldu arkadaşlar. E ee, a'yı bulduk kök 20. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? X isteniyor bizden. Gençler bak x isteniyor. Şurada da bir dik yamuk var. Amaç dik üçgen oluşturmak. Al sana dik dörtgen ve dik üçgen oluştu mu arkadaşlar? Şurada dik dörtgen yapınca dik üçgen oluştu mu? Oluştu. 6 iken burası da 6 olacak. 2 kaldı buraya. E o zaman buraya da 2 mi kaldı? Evet. Kök 20 iken burası da kök 20. Pisagor bağıntını yap şimdi. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı kök 20'nin karesi olduğundan dolayı. X'in karesi 4 artı 20'den 24 çıktı x de buradan kök 24'e eşit olacaktır. Bu da 4 çarpı 6 olduğundan 4 de dışarıya 2 diye çıkacağından cevabımız böylelikle 2 kök 6 oldu gençler. Yani bu sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Yukarıdaki şekilde duvara takılı iken yere paralel olan bir çantanın karşıdan görünümü iç içe 2 karedir. İç içe 2 kare olduğunu söylemiş. Kol askısı içteki karenin köşesi üzerinde ve Dıştaki karenin köşelerinden 3 bölü 2 birim uzaklıkta sabitlenmiştir. Şu şekilde de belli zaten. Tamam. Kol askısının uzunluğu büyük karenin çevresinin yarısı. Arkadaşlar ben buraya bir x dersem. Karenin bir kenarı ne yaptı? x artı 3 mü yaptı? Evet. Burası da x artı 3. Burası da x artı 3. Burası da x artı 3 olduğundan. Ve karenin çevresi x artı 3'ün 4 katı olduğundan. O zaman çevrenin yarısı ne yapacaktır arkadaşlar? Çevre bölü 2, 2 çarpı x artı 3 yapacaktır. Yani buradan 2x artı 6 yapacaktır. Bana demiş ki arkadaşlar. Kol askısının uzunluğu büyük karenin çevresinin yarısı. E şunun uzunluğu çevrenin yarısıysa 2x artı 6 ise ve burası zemine paralel duruyorsa bu eşit olmak zorunda mı arkadaşlar? Zorunda. 2x artı 6 ise hocam burası x artı 3 burası da x artı 3 yapar mı? Yapar. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada artık işlem yapacağız. Bir de bir şey demiş bize. Kol kısım uzunluğu büyük karenin çevresinin yarısı ve sarı boyalı bölgenin alanı 64 birim kare verilmiş. Yani x artı 3'ün karesinden mavinin alanını x'in karesini çıkartırsam sarı bölgenin alanını bulur muyum arkadaşlar? Bulurum. O zaman buradan ee, büyük kareden maviye çıkarttığım zaman sarıyı bulacağım için bu işlemi yaptım. X'in karesi ek, artı 6x artı 9 x x kare eşittir 69'muş. X kareler gitti. 6x eşittir 60 yaptı. X'i de buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Oo, olay bitti. E hocam burası 10. O zaman burası 13. E o zaman burası 13. Bizden ne isteniyor? Kol ağız kısmının uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Kol ağız kısmının uzunluğu ne arkadaşlar? 13 burası. 13 burası. 13 artı 13'ten cevap kaç çıktı? 26 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle cehan oldu. Bir desinatör birim kareli zemine yukarıdaki bir halı deseni çiziyor. Buna göre mavi boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar bakın buralarda ne var? Bir çeyrek daire yarı çapı 2 birim değil mi? Hocam bu da çeyrek daire yarı çapı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çeyrek. 8 tane 1 bölü 4 kaç yapıyor arkadaşlar? O da 2 tam çember yapıyor. Hocam bu da yarım. Bu da yarım olduğuna göre 2 tane de yarım. 2 tane de yarım kaç yapıyor? 1 tam yapıyor. O zaman bunun çevresi ne yapacak? 2 tam 1. 2 tam bir tane de burada tam. Toplamda 3 tam daire yapıyor. 3 tam dairenin çevresi kadar olacak. Yani 3 tane 2 pi r. Yarı çapları bunların kaç? E bunun da 2. Bunun da 2 olduğu için hepsini bütün aldık. 2 pi r o da 4 4 kere 3 12 cevap böylelikle 12 pi çıkacaktır sevgili gençler cevabımız balık kesir oldu abc eşkenar üçgeni biçiminde kağıdın alanı 168 birim kare verilmiş İlginç. Hmm, ilginç bu eşkenar üçgenin içerisine aşağıdaki biçimde aşağıdaki biçimde 3 düzgün altıgen yerleştirilip yeşile boyanıyoruz buna göre yeşil boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize ne yapacağız arkadaşlar Valla şuradaki eşkenar üçgenlerden dolayı bir 60 dereceleri yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. Üçgen oluşturmamız lazım. Hocam şunun devamını getirip üçgen oluşur ama sonra buradaki paralel kenarlar canımı sıkabilir benim. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Arkadaşlar. He, şunu şöyle çizersem. Hocam sonrasında bunu böyle çizersem. En azından üçgen oluşmuş oldu. Tamam güzel bir şey oluştu. Hocam burası 120. Bunlar da 30-30 değil mi? Evet. Burası 30 olduğundan burası 90 oldu. E, burası da 90 oldu. 90-60. Bak burası da 30. Güzel. Hocam bu doğrusal mı? Doğrusal. Çünkü burası 90. Burası 90 olduğundan dolayı. Çünkü burası 30 ya. 90 kaldı. Burası da 30 ya. Burası da buraya da 90 kaldı. Doğrusal oldu. E aynı hamleyi şurada da yapabilirim ben. Aynı hamleyi burada da yapabilirim ben. Üçgenler oluştu. Olay bitti. Bak burası da 30. Bak burası da 90. Aynı şekilde bak burası da 30 burası da 90 oldu. Sanki olay buradan daha kolay bir şekilde çıkacak. Arkadaşlar a dersem burası a köküç mü? Burası da a köküç. E, 60'ın karşısı 2 köküç a ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 2 a'dır. O zaman burası 4 a'dır. Hocam burası da a köküç burası da a köküç olduğundan aynı şekilde burası da 2 a burası da 4 a gelir. E burası da a köküç burası da a köküç olduğundan dolayı 60'ın karşısı 2 köküç a ise 30'un karşısı köküç 2A yapar. 90'ın karşısında 4A yapar arkadaşlar. Şimdi büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 6A çıktı. Bize ne verilmiş? 168 verilmiş. 6A'nın karesi kök 3 bölü 4 eşittir. 168 verilmiş. Yani 36 A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 168 verilmiş. Bu 136'ya falan bölünmüyor ya da 9'a bölünmüyor arkadaşlar. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman. Şimdilik bu kalsın. Şuna bakalım. Buradaki yeşil boyalı bölgenin alanında bir tane altıgen yani 3 tane altıgen var. Bir tane altıgenin alanı nedir? 6 tane a kare kök 3 bölü 4 değil midir? A bizde 3 tanesi soruluyor. 3 tane altıgenin alanı soruluyor bize arkadaşlar. O da 18 a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Evet. Bak 36 a kare kök 3 bölü 4'ü sen 168 biliyorsan 18 a kare kök 3 bölü 4 nedir arkadaşlar? Bunun yarısı değil midir? E 168'in yarısı da kaç yapıyor o zaman? 84 yapıyor. Dolayısıyla hiç A'yı ma'yı bulmaya gerek kalmadı. Direkt cevap Cihan çıktı arkadaşlar. Bir cambaz yerden 8 metre yüksekte esneyebilen gergin ip üzerinde A noktasından B noktasına gitmek için yürümeye başlıyor. Şöyle. İp esnek. Ama ipin uzunluğu her iki şekilde de aynı mı arkadaşlar? İpin uzunluğundan mı gidelim? AB'den mi gidelim? Bence AB'den gidelim. Niye? İpin uzunluğu her iki şekilde de farklı ki şurada bastığı zaman farklı esner. Tam ortada bastığı zaman farklı esner. Ağırlık merkezi şeyinden dolayı değil mi arkadaşlar? E, o zaman burada ipin uzunluğundan gitmeyelim. Burada 6 metre vermiş 8 metre vermiş. Hocam burası da 45 derece ya. Şuradan bir dik çizecek olursam. Şuradaki ipin şuradaki parçasını bulurum. 45 45 90 üçgenler. 6 ise burası 6 burası 2 burası 2 burası da 2 kök geldi mi? Geldi. Hocam şuradaki uzunluğa yoğunlaşacağım ben şimdi. Bak buradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. E 45 var. Burada kaç kaç derece arkadaşlar? 45, 15 daha 160. Buraya ne kaldı? 120 kaldı. Hocam şu uzunluğa ulaşmak için 120'nin mantığını kullanmam lazım. Ya buradaki dış açısı ya buradaki dış açısı. Buradaki dış açısı daha mantıklı. 60. E hocam bu şuradan da bir dik çizecek olursam 60, 90 30. Hatta 45, 45, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısından başlayayım. A ise 60'ı karşı, A köküştür. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? 45, 45, 90 üçgeninden bana da burası lazım olacağından burası da A kök 3'ün kök 2 katından dolayı a kök 6 mı çıktı arkadaşlar? Evet. Şimdi bakalım a kök 6'yı bulabilecek miyiz? Hocam bu 45 45 90 üçgen olduğu için şu a kök 3 ile burası birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Yani a kök 3 eşittir a artı 2 kök 2 olduğundan dolayı. a kök 3 eksi a eşittir 2 kök 2 olduğundan dolayı işlem yapıyoruz. a parantezini aldığımda kök 3 eksi 1 eşittir 2 kök 2 olduğundan a'yı da buradan 2 kök 2 eksi 2 kök 2 bölü kök 3 eksi 1 buluruz. Kök 3 artı 1 eşleniyle çarparsam buradan 2 kök 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü 2 oldu. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Kök 6 artı kök 2 eşit oldu. E bu A kök 6 burası AB uzunluğu. E o zaman bunu A dediğimiz kök 6 artı kök 2. Kök 6 artı kök 2'yi sen kök 6 artı kök 2 kök 6 ile çarparsan eğer ne çıkıyor arkadaşlar? Buradan 6 geldi. Buradan da e, kök 12 geldi. Kök 12 de 2 kök 3 değil mi? Evet. Yani ben AB uzunluğu sabit olduğu için AB uzunluğuna yoğunlaştım. 6 artı 2 kök 3 olarak buldum arkadaşlar burayı. E bu cambaz ip üzerinde birkaç adım attıktan sonra şekil 1'deki görünüm tam ortaya vardığında ise şekil 2'deki görünüm tam ortaya vardığında burası. Hocam bu ikiz kenar mı 30-30? Evet çizilendik. O zaman burası da 60-60 oldu. Çizilendik tabanı eşit parçaya bölecek. 6 artı 3'ün yarısı, 3 artı kökü müdür? Burası da 3 artı köküdür. 60'ın karşısı 3 artı köküse, 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali değil midir? 3 artı köküçü köküçe bölüyorum. Yani bu ne yapıyor arkadaşlar? 3 bölü kök 3 artı kök 3 bölü 3 değil midir? Ayrı ayrı düşündüğümüz zaman. Bu da kök 3 artı 1 mi yaptı? Evet. Burası kök 3 artı 1 yaptı arkadaşlar. E Ben şuradaki mesafenin 8 metre olduğunu biliyorum zaten. Yani x ile bunun toplamı kök 3 artı 1'in toplamı x artı kök 3 artı 1 kaç olmalı? 8 olmalı. O zaman x de buradan neye eşit oluyor? 7 eksi kök 3'e eşit oluyor. Yani cevap C -han çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. İp uzunluklarının eşit olmasından gidenler yandı. Ama AB uzunluğu her zaman her iki şekilde de eşit değil mi arkadaşlar? Aynı değil mi sabit? İşte o sabit olan yerlerden gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Cevap C -han. Şekil 1'deki uzunluğu 180 santimetre olan yol kenarında yere dik konumda bulunan tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez tabalesi rüzgar nedeniyle yerden 80 santimetre yüksekte kırılmış. Yerden 80 santimetre yüksekte kırılmış. Yani burası 80 arkadaşlar. E bunun tamamı 180'di. 180'di o zaman buraya kaç kaldı? 100 kaldı. Devam edelim. Ve şekil 2'deki gibi direkten 120 santimetre uzaktaki dik konumda oluşmuş. İşte burası da 120 santimetre olarak verilmiş. Eyvallah. Kalınlığı önemsiz direkt daire biçimdeki tabelanın merkezinden geçtiğine göre. Evet bu merkezden geçiyormuş. Yani şu tam olarak merkezden geçiyormuş. Yani bunun devamı hop merkezde. Hocam bunun yarıçapına R diyelim şöyle. Merkez var, teğet var. Çek dik diyecek olursak. E hocam burası da R. E hocam dik yamuk çıktı burada. Ne yapacağız? Dik oluşturacağız. Hadi bakalım, oluştur dikdörtgeni İnsan olan dikdörtgen oluştur kardeşim dikdörtgeni top oluşturduk. R ise burası da R. Hocam buraya 80 eksi R kaldı. 120 ise burası da 120. Al sana Pisagor. 100'ün 100 artı R'nin karesi. 100 artı R'nin karesi eşittir. Bak şurası 100 artı R. 120 ve 80 eksi R. 120'nin karesi artı 80 eksi R'nin karesine eşittir işlem işlem işlem. Arkadaşlar 120 var yani 12 var. 12'nin 10 katı var. 12 varsa ne vardır? Ya 5, 12, 13 ya 9, 12, 15 ya 12, 16, 20'dir. Acaba 5, 12, 13 mü? R yerine sen burada 30 yani 5, 12, 13'ün 10 katı mı? 30 koyarsan burası 130 oldu. oldu. R yerine 30 koyarsan burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. Yani bak 50, 120, 130, 5, 12, 13'ün kaç katı oldu? 10 katı oldu. Dolayısıyla R dediğimiz buradaki işlemle de kaç çıkıyor zaten arkadaşlar? 50 çıkıyor. Pardon. Ee, R yerine 30 koyduğumuzda tamamı 80-R 50. R dediğimiz burada kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Yani cevabımız böylelikle c -han oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Bu bir eşkenar üçgenmiş. 60-60-60 Valla arkadaşlar şuradaki alanı buluruz. Buradaki alanı da buluruz. Burası da B diyelim. Burayı bulmakta biraz sıkıntı yaşarız. Ben burayı bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Böyle şey yapmam lazım. Yani şuradaki alanı bulmak için yine sanki buradaki alanı bulmam lazım arkadaşlar. Burayı bulayım ki şu üçgenin alanından buradaki alanı çıkartayım. Şimdi öncelikle bu bir eşkenar üçgen. Arkadaşlar eşkenar üçgen olduğu için şunu şöyle çizdiğim zaman bu da çap olduğundan çapı gören çevre açı 90 derece olacağından Hocam eşkenarda çizilen yükseklik oldu. Tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Aynısının lacivertini şuraya yapayım. Bak, mavisi oldu ama neyse. Hop, bu da çapı gören çevre açı 90 derece. Bu da eşit oldu hocam. İki eş parçaya böldü o zaman yükseklik olduğu için. Güzel bir şey çıktı. Şimdi hocam bu alanı bulamıyorum dedim ya. Ben şurayı bulmam lazım dedim. Bak, şunu şöyle çizince soru biraz daha şekillendi ve güzelleşti. Arkadaşlar, şimdi burada eee Burada ne çıktı? 60 ya. Oo, burası da 60, burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı, burası da eşit oldu. A, eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşitti. Hocam, benden ne isteniyor? Şuraya A alanı dersem, hocam burası da A alandır. Eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit olduğundan burası da A alandır. Şuraya da B dersem, hocam A artı B. Bak, A artı B, eşkenar üçgenin alanı yaptı ve OB uzunluğunu 2 kök 6 vermişler. Yarı çap uzunluğu 2 kök 6. Hocam iki kök altı. Burası da iki kök altı. Toplam dört kök altı. Dört kök altı olduğundan dolayı burası da iki kök altı. Eşkenar üçgenin alanı artı yani şu A artı B dediğimiz buradaki A artı B. Bakın şu A artı B. Şuradaki eşkenar üçgenin alanı yapıyor. Artı bir de A alanı dersiniz. Bu A alanı da bulursunuz. A alanını bulurken ne yapacaksınız? Daire dilimi oluşturacaksınız. Daire diliminin alanından neyi çıkartacaksınız arkadaşlar? Eşkenar üçgeni. E Dur. 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 Buradaki eşkenar üçgen niye eşkenar üçgen burası? Çünkü 60 ya burası. Burası da 2 kök 6 ya yani burası da çift çizgi ya. Bak 60 ise burası da 60 burası da 60 yaptı. Bak şu eşkenar üçgenle bu eşkenar üçgen aynı. Dikkat et yeşil boyalı bölgenin alanı işlem kalabalığı yapma. Senden 2A artı B isteniyor arkadaşlar. Arkadaşım daha doğrusu. E buraya baktığın zaman 2A artı B isteniyorsa. Bak şu çift çizgilik eşkenar üçgenin alanı A artı B iken. Buradaki çift çizgilik eşkenar üçgen D. Burası da aynı şekilde A artı B değil midir? Aa, benden iki A benden 2 artı B isteniyordu. Al sana 2 A artı B alanı. Direktman şuradaki daire diliminin alanı yapmadım arkadaşım. Yani direkt adam bize şu daire diliminin alanını sormuş. O da 60'lık dilim. Yani pi r kare. 60 bölü 360 soruluyor arkadaşlar bize. Burası pi çarpı 24 çarpı 60 bölü 360 diyecek olursak bununla bu sadeleşince 6. 6 ile de 24 sadeleşince 4. Cevabımız böylelikle 4 bir çıkar. İşlem kalabalığından mı yaptın yoksa? İnşallah işlem kalabalığı var deyip bu videonun çözümüne gelmişsindir. Bazen bunu da tavsiye ediyoruz. İşlem kalabalığı yaptığınız sorularda lütfen çözümlere bakın arkadaşlar. Evet cevap Edremit.